أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صدق الله العظيم المؤمنون سوره'sinin 96, 97 ve 98. ayeti celile-i cemilelerinde sevgili Allah'ımızın kullarının hangi ahlak ölçüsü üzere olmasını aynı zamanda ahlaklarını bozacak, huylarını bozacak, düşüncelerini bozacak şeytanın her türlü dürtü ve vesveselerinden korunmaları noktasında biz kullarına buyurmak kelamıyla ilahi buyruklarda bulunmaktadır. Bakın sevgili Allah'ımız bizlere ne buyuruyor? Estaizu billah idfa' billeti hiye ehsen idfa defet neyi billeti ol bir şeyi ki hiye ehsen en güzel olanı evet en güzel olanıyla neyi defet esseyye kötülüğü defet en güzel bir huyla, amelle kötülüğü defet ortadan kaldır. Nahnu e'lemu biz biliyoruz bima yasifun insanların vasıfladıkları ve ortaya attıkları şeylerin hepsini biz biliyoruz. Cenab-ı Hak ayeti celile-i cemilesiyle kullarının önüne bir ahlak kanunu koyuyor. Ahlak kanunu. Nasıl? Birisi sana bir kötülük yaptığı zaman sen de ona iyilik yapmak suretiyle karşılıkta bulun. Bu nasıl olur? Birisi bana kötülük yapacak. Ben de kalkacağım ona, iyilikte bulunacağım. İnsan olarak bana ağır gelen, zor gelen bir durumdur. Ancak insanı kamil, mükemmel bir insan, terbiye olmuş, ruhunu tasfiye etmiş, tamamıyla kendisini hakka adamış, Allah'a adamış olan insanlara göre bu durum çok kolay, çok basit, çok da hoşlarına giderek yaptıkları bir davranıştır. Çünkü insan-ı kamiller Allah Resulü'nü yakinen takip eden, onun çizgisinde, onun yolunda, onun sünnetinde giden
onu numuneyi imtisal edenlerdir. Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Madem ki Allah Resulü'nün böyle bir görevi, böyle bir vazifesi ve insan olarak böyle bir özelliği varsa, ona ümmet olan her bir insanın da, her bir ümmetin de aynı olması gerekmektedir. Kullardan görülen eza ve cefaları insan yine Allah Teala'ya ait olan af ve merhamet hasletiyle def etmeye, ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. Yusuf Aleyhisselam kardeşleri tarafından çok büyük bir ezaya, büyük bir düşmanlığa maruz kalıyor. Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı alıyorlar, kuyuya atıyor, babasının ona olan sevgisini artık hasret, özlem haline getirip babasını Yusufsuz bırakıyorlar. Uzun bir zaman sonra Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı bittikten sonra kendisine yüksek makamlar, görevler, vazifeler veriliyor. Neticede kardeşleriyle, ailesiyle olan ayrılığını giderip bir olmaya, birlik olmaya karar veriyor. Ve kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ın, evet tanıyor, artık tanışıyorlar ve onun iyilikleri karşısında mahcup olmaya ve utanmaya başlıyorlar. Yusuf Aleyhisselam onlara diyor ki, bugün size ben hiçbir zaman yaptığınızdan dolayı başa kalkmayacağım. Allah Teala'dan af ve mağfiret dileyeceğim. Çünkü o zaman şeytan sizinle bizim aramıza girmişti, aramızı bozmuştu. Ben bundan ötürü bu kötülüğün, bu ayrılığın sizlerden değil de şeytandan olduğunu bildiğim için artık ben şeytanın bu denli vesvese ve desisesi karşısında hiçbir zaman size niye bana bunu yaptınız deyip başa kalkmayacağım diyor. İşte dolayısıyla bir Allah Nebisi'nin başından geçen bu olay, bu hadise Allah Teala Hazretlerinin rızasına uygun olan bir hadisedir. Bizler rızayı ilahiyi düşünen kullar olarak haliyle bizim de kendimizle, aile fertlerimizle, çevremizde bu tür böyle imtihanlar, böyle durumlar cereyan edecektir. Olmaması mümkün değil. Yani bir kul olacak da veya bir baba veya bir evlat veya bir insan olacak da başından bir imtihan geçmeyecek. Bu mümkün değil. Çünkü bulunduğumuz dünya imtihan sahnesidir. İmtihan yeridir. Herkes imanının gücü kadarıyla imtihana tabidir. Zayıf imanlıların imtihanı da zayıf ve hafiftir. Kuvvetli imanlıların imtihanı da kuvvetli ve çetindir. İşte bununla herkes kendisini ölsün, yargılasın, kendisini başına gelenlerden dolayı nasıl davranacağını, nasıl adım atacağını bilsin.
Zira Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem her daim başına gelen olaylardan dolayı başkalarını yargılayıp, suçlayıp, onları kınayıp, onlara hak ettiklerinin cezasını asla vermemiştir. Ayşe validemiz anlatıyor. Allah Resulü'nün hayattaki davranışları, insanlarla olan muamelesi şöyleydi diyor. Birileri kendisine bir kötülük yaptığında onları affeder, cezalandırmaz. Onlara hiçbir şekilde kötülük yapmaz. Ancak Allah'ın dininden, İslamiyetinden bir ödün verip Allah'ın bir hükmünü çiğneyenlere asla af ve musamaha göstermeyip onları cezalandırırdı. Buyururlardı ki ben kendi hakkımdan vazgeçiyorum. Feragat ediyorum. Benim hakkıma kim tecavüz ederse etsin. Bana kim kötülük yaparsa yapsın. Ben asla kötülük yapana kötülükle karşılık vermeyeceğim. Çünkü yaratan Rabbimin emri var. İdfa billeti hiye ahsen. Öyle buyuruyor. Fakat Allah hakkına, Kur'an hakkına, İslamiyet hakkına kim tecavüz ederse, kim yanlışlık yaparsa asla ben onu affetmem. Onun hak ettiği cezayı veririm. Zira ben lanetleyici bir peygamber değilim. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah elçisiyim diye buyururlardı. Kureyş Kabe'de toplandılar. Mekke fethedildi. Artık İslam Mekke'de sancağını dalgalandırıyor. Müslümanlar hakim. Mekke, Kureyş devleti yıkıldı, paramparça oldu. Hiçbir şekilde güçleri ve kuvvetleri kalmadı. Allah Resulü Kureyş'i topladı. Onlara soruyor. Ey Kureyş, söyleyin bakalım, ben size ne yapacağım? Siz bugüne kadar bana yapmadığınız kalmadı. Söylemediğiniz iftira kalmadı, yalan kalmadı. Her türlü söylemlerde, eylemlerde, davranışlarda bulundunuz ve benim ashabıma da her türlü eza, cefa, işkence yaptınız. Şimdi söyleyin, bu kadar bunların karşısında yapılanlar ortada güneş gibi kendini gösterirken ben size ne yapacağım? Hiç düşündünüz mü? Bu peygamber, bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacak? Böyle bir gün elime düştünüz. Şu an fırsatlar bende, güç bende, devlet bende, iktidar bende. Ne yapacaksınız? Söyleyin. Tabii Kureyş eskiden de Allah Resulü'nün vasıflarını ve özelliklerini biliyor. Merhametli bir insan olduğunu biliyorlardı. İyimser, affedici, bağışlayıcı, hiçbir zaman kötülüğe karşı kötülükle muamele etmeyeceğini biliyorlardı. Dediler ki, biz senin hayır ve iyilik yapacağını umuyoruz. Zira sen
Evet, kerem ve iyilik sahibi olan kardeşin oğlusun. Abdullah'ın oğlusun. Allah Resulü Kureyş'ten böyle bir cevabı duyması karşısında gayet hoşnut oldu, memnun oldu. İşte o zaman buyurdu ki, ben Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi size diyorum. Evet, Yusuf ne demişti kardeşlerine? Ben artık bugün sizin başınıza kalkmayacağım. Kalkmak yok. Allah affetsin. Allah'tan hakkınızda af ve mağfiret dileyeceğim. İşte yüce dinimiz İslamiyet her daim gelen kötülüğe karşı, zulme karşı iyilik yapmayı ve güzellikle muamelede bulunmayı bizlerden istiyor. Nitekim Allah Resulü'nün de buyurmuş olduğu birçok hadislerinde yiğit dediğin insan o insandır ki rakibini yenen, minderde mağlup eden değil, ya öfkelendiği zaman öfkesini yenen insandır. Gerçek yiğit, gerçek pehlivan odur. Tabii minderde rakibini yenmek bir pehlivanlıktır. Ne pehlivanlığı? Güç pehlivanlığı, beden pehlivanlığı. Bir de nefis pehlivanlığı var. Yürek pehlivanlığı var. İman pehlivanlığı var. Nasıl? Öfkelendiğin zaman öfkeni tutabilmen, yutabilmen. Vel kazimînel gâiz. Öfkelerini yutanlardır. Dolayısıyla yüce kitabımızın diğer bir ilahi kanunu Şura suresinin 40. ayetinde meal olarak şöyle buyuruluyor. Bir kötülüğün cezası aynı mislinde bir kötülüktür. Böyle olduğu halde her kim kötülüğe karşılık bir kötülüğü de yapmaz, af ederse, sulh ederse, o onun için, onun mükafatı Allah'a aittir. Birisi sana bir kötülükte bulundu. Sana kötü davrandı. Kötü söz söyledi. Kötü hakarette bulundu. Sen de ona aynısıyla yapabilirsin. Bunda müsaade var. Ama sen yapmayıp onu affedip, onu bağışlayıp onunla sulh olursan mükafatın Allah'a kalmıştır. Ne demek? Allah senin iyimserliğine, insancılığına, senin onu affedip bağışlamana karşı senden razı olacaktır. Allah'ın razı olması sevaptan daha mühimdir. Bir insanın çok sevap almasındansa Allah'ın razı olmasına talip olmalıdır. İşte onun için Allah Resulü buyurdular ki hiçbiriniz ben insanlarla beraberken iyilik yaparlarsa ben de insanlara iyilik yaparım. Fakat kötülük yaparlarsa ben de insanlara kötülük yaparım deyip böyle şahsiyetsiz kimselerden olmasın diye buyurdular. Bakın Allah Resulü bizlere bir ahlak değeri, bir ahlak esası, bizlere bir ahlaki bir davranışı nasıl beyan ediyor? Hiçbiriniz ben insanlarla beraberim. İnsanlar bana iyilik yaparlarsa ben de iyilik yaparım. Kötülük yaparlarsa ben de kötülük yaparım. İnsanım. İyiliğe iyilik, kötülüğe kötülük.
yaparım diyen şahsiyetsiz kimselerden olmayınız. Bakın Allah Resulü böyle buyuruyor. Haddi zatında bizim kendi politikamızda, kendi insani siyasetimizde bu normal. Ne deriz? Bakın, iyilik yaparsan iyilik bulursun. Kötülük yaparsan kötülük bulursun deriz. Normal toplumda, avam arasında genel insanların evet bakış açıları, ifadeleri bu ölçüde. Ama Allah Resulü'nün kamil olan ümmetlerine yönelik, müstesna olan ümmetlerine, toplumdan, avamdan ayrı olan, yüksek dereceli olan ümmetlerinin ne şekilde olmalarını bakın burada ifade ediyor. Hatta Allah Resulü buyurdular ki her kim seninle ilgisini keserse sen onunla ilgini kesme, onunla görüşmene devam et. Her kim de sana vermezse sen de ona ver, gelmeyene git. Her kim sana bir kötülük yaparsa sen onu affet. Bakın Allah Resulü'nün bu sözlerine uyabilmek her kişinin kârı olmayan, nefsine esir olan, nefsi emmaresine köle olan insanlar bunu uygulayamaz. İnsanlar buna göre hareket edemez. Ancak nefsini terbiye etmiş, kemale ermiş olan insanlar ancak bu gerçeği, bu hakikati kendilerinde en güzel bir şekliyle Allah Resulü'nün sözünü yere düşürmemek, onun sözünün gereğini kendilerine evet takarak yaşamaya çalışırlar. Nasıl? Sana kötülük yapacak, sen de ona iyilik yapacaksın. Nerede olursan ol, Allah'tan kork, Allah'tan sakın, kötülüğe karşı iyilik yap. Kötülüğün kökünü kesmek ancak güzel ahlakla olmaktan ibarettir. Kötülüğü kesebilmeknin yolu güzel ahlaklı olmak, huyu güzel olmak. Ali, Veli, Hasan ve Hüseyin isimleri ne olursa olsun sana kötülük ederler. Sen de onlara kötülük etsen onlar da sana ederler. Sen ona, onlar sana derken arkasından evet büyük olaylar doğar ve cinayetler olur, katliamlar olur da olur. Ama kötülük yaptı diye trafikte sana yan baktı, el salladı, kafa salladı, küfür etti. Sen de ona aynısını yapma. Geçen Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ziyaretlerine gideceğiz. Aracı orada bir yere park etmek istedik. Oradaki görevli tabii engel olmaya çalıştı falan. Biraz park etmek için bekledik. Arkadan bir araç kurnaya basıyor basıyor derken tabii ki bizim arkadaş da yani maksadı ona yol vermemek değil. Arabayı park etmek. Tabii biraz kenara çekti. Tabii bizim arkadaş ona böyle gülerek tebessümle falan bakıyor, tamam diyor. Adam bir küfürler etti, bir küfürler. Bizim arkadaş da teşekkür etti. Adama bak diyor ya. Ben ona ne diyorum, o bana ne yapıyor? Çıldırdı, bağırdı, delirdi, coştu, etti. O öfkesiyle, o bağırmasıyla arabasına öyle bastı gitti. Şimdi bizler de ona aynı cevabı vermiş olsak, aynı onun yaptığı gibi yapsaydık ne olurdu?
gücü gücü yetene derdik. Orada ya dayak yerdik ya da bir şey olurdu. Bakın Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i dinlemenin öyle faydaları, öyle etkinlikleri var ki her şeyin bir yan tesiri vardır. İlaçların vesairenin ama Allah Resulü'nü dinlemenin hiç yan tesiri yoktur. Hep hak doğrudan tesiri, etkisi, hep güzelliği vardır. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki cennet bahçelerinin tarafında cennet bahçelerine bakan bir takım köşkler gördüm. Merak ettim. O köşklerin kimlere ait olduğunu Cebrail aleyhisselama sordum. Cebrail aleyhisselam da bana dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her türlü kin ve nefret ile öfkelenip onu içine gömen, kin ve öfkesini dışarıya çıkarmayan ve insanlara karşı hoş görünümlü olup kusurlarını açığa çıkarmayan, yani toplum içerisinde her daim iyilik yapan, öfkesini, kinini tutan insanlara aittir. Bakın, zor bir şeyi insanoğlu başarıyor. Güçlü, kuvvetli, her türlü imkanı var. İşte insandan olsun, aletten olsun, sistemden olsun, rütbeden olsun, her türlü imkanı var. Fakat o imkanların faydasız olduğunu, ancak ahlak imkanının, ahlaki davranışın faydalı olduğunu bilip ahlakça karşılık vermesi, maddi karşılık, güç karşılığı vermek sonunda büyük bir pişmanlık, büyük bir hüsranı gerektiriyor. Onun için Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz böylece bu gerçeği, bu hakikati böyle anlatıyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz zengin olduğu için fakir olan Müslümanlara yardım eder, ailelerinin ihtiyaçlarını giderirdi. Fakat Medine-i Münevvere'de çok kötü bir olay zuhur etti. Ayşe validemize büyük bir iftirada bulundular. O iftira edenlerin içerisinde Misbah adında bir fakir de vardı. Müslüman tabii. Çok fakirdi. Bir taraftan da Ebu Bekir Sıddık Efendimizin akrabalarındandı. Ebu Bekir Efendimiz ona ailesine yardım ederdi. Onlara ikram ederdi. Tabii böyle bir iftira söz konusu olunca Medine çalkalanmaya, Medine'de bu iftiralar aldı yürüdü. Ayşe validemiz evine kapandı. Allah Resulü üzüldü ayrı bir yerde. Derken Allah Resulü'nden yani bir ay böyle bir üzüntülü hal zuhur etti. Tabii Ebu Bekir Efendimiz bunun Misbah tarafından da iftira edildiğini öğrenince yemin etti. Dedi ki, yemin ederim ki ben bir daha Misbah'a ve ailesine yardım etmeyeceğim. Hiçbir şekilde yardım etmeyeceğim. Bunun üzerine tabi Misbah'a olan yardımı kesti. Tabi Misbah ve ailesi oldukça perişan oldular Medine'de.
aç susuz kaldılar. Durumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bildirdiler. Allah Resulü tabii üzüldü, fakat o esnada Allah Teala Hazretleri Tevbe Nur Suresinin 22. ayeti celilesini inzal buyurdu. Bismillah. Ve la ye'teli ulul fazli minkum. Evet, içinizden fazilet sahipleri yemin etmesinler. Vessa' genişlik sahibi olanlar en yü'tü ulil gurba akrabalarına verme hususunda vel mesakin vel muhacirin yoksullara, muhacirlere, Allah yolunda olanlara vel ya'fu evet ne yapsınlar? Onları affetsinler vel yasfahu hoş görsünler. Ela tuhibbun en yagfirallahu leküm. Sizler Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Vallahu gafurur rahim. Allah Teala ziyadesiyle affeden, ziyadesiyle bağışlayandır. Bu ayet nazil olunca Ebu Bekir Efendimiz çok üzüldü ve ağladı. Yemin etmişti. Yemininin kefaretini verdi ve o kızına iftira eden tekrar Misbah ve ailesine yardım etmeye başladı. Arkasından dedi ki, ben Allah'ın affetmesini seviyorum. Bak diyor ya ayette, اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ اَلَا اَغَاهُ olun. تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın sizi affetmesini siz sevmez misiniz? Vallahu gafurur rahim. Allah Teala Hazretleri ziyadesiyle affeden, bağışlayandır. İşte böylece Ebu Bekir Sıddık Efendimiz ayetin ortaya koymuş olduğu hükümle tekrar eski haline döndü. Yani sahabe-i kiram efendilerimizden her birerlerinin hal ve hareketleri ayetlere bağlı, hadislere bağlıydı. Bugün bazı insanlar taşkınlık yapabiliyor. Adam diyor ki, işte babam mezardan da gelse yapmam, şu şöyle de olsa yapmam. Olayı Kur'an'a ve sünnete götürerek, Kur'an bu olaya ne diyor? Sünnet bu olaya ne diyor? Alimler bu olaya ne diyor? Durumuna ve bu teşhise müracaat etmeden kendi kendine karar veriyor. Sahabe-i kiram efendilerimizden bazıları Allah Resulüne geldiler. Dediler ki ya Resulallah, sen Hazreti Ali'yi bizden daha çok seviyorsun. Halbuki bizler seni gözümüzden daha çok seviyor, nefsimizden, ailemizden daha çok seviyoruz. Fakat bu sevgimize rağmen sen Hazreti Ali'ye daha da muhabbetlisin. Bunun sebebi nedir? İnsan birini illa bir maksat için sever. Bir ivaz ve bir garez için sever. Yani hiç kimse yoktur ki maksatsız seviyor. Ya dünyevi, ya uhrevi, ya maddi, ya manevi, ya insani, ya rahmani, illa bir şekilde. Yani her insanın sevgisi bir şeye bağlıdır. Allah Resulü kendisine bu soruyu soran sahabe efendilerimize cevap vermek istemedi. Ancak buyurdu ki Ali'yi bana çağırın. Hazreti Ali Efendimiz koştu geldi.
Buyur ya Resulallah. Otur ey Ali. Ali Efendimiz'i oturtturdu. Yanında da 3-5 tane sahabe efendimiz, Allah Resulü orada onlara sormaya başladı. Ey ashabım, siz birilerine iyilik yapsanız, sonra da o birileri size kötülük yapsa ne yaparsınız? Allah Resulü bakın ne soruyor. Birilerine siz iyilik yapsanız, sonra da bu birileri size kötülük yapsa ne yaparsınız? Herkes bunun cevabını kendinde hazırlasın. Yani bugün şu ortamda bulunan talebe, hoca, cemaat hepimiz hazırlayalım. Ne yaparız? Sahabe-i kiram efendilerimiz dediler ki yine iyilik yaparız. İkinci kez sordu, aynı cevabı verdiler. Üçüncü kez yine sordu, aynı cevabı verdiler. Dördüncüye gelince cevap vermeyip sükût etmeyi tercih ettiler. Sustular. Başlarını önlerine eğdiler. Allah Resulü Ali Efendimiz'e döndü. Ya Ali, sen birisine bir iyilik yapsan, sonra o sana kötülük yapsa, ne yaparsın? Sizde de var Ali, var değil mi aranızda Ali? Ali var, Hasan var, Hamza var. Evet, talebelerimiz de var. Yani sanki Allah Resulü size soruyor. Size ne diyor? Siz birine iyilik yapsanız, sonra da o size kötülük yapsa ne yaparsınız? Ne yaparsınız? İyilik yaparız. Hazreti Ali Efendimiz'e tekrar tekrar Efendimiz defalarca aynı soruyu sordu. Ali Efendimiz'den de aynı cevabı aldı. Sonra döndü. Başları önlerine eğilen sahabe efendilerimize buyurdu ki, ey ashabım, ben Ali'yi niye seviyorum? Şimdi anladınız mı Ali'yi niye sevdiğimi? İşte Ali Efendimiz diyor ki, insanların en kötüsü iyiliği kötülükle karşılayan, iyiliği kötülükle karşılayan insanların en kötüsüdür. Ve insanların en iyisi kötülüğü iyilikle karşılayan. O zaman hangi insanlardan olmak lazım? Kötülüğümüze, kötülük yapana iyilik yapmakla. Kur'an'ın da emri bu, Kur'an'ın da buyruğu bu. Nakledildiğine göre Hazreti Ali Efendimiz'in torunlarının oğullarından olan Ali'ye birisi bir gün sövmeye başladı. Öyle sövüyor ki orada bulunanlar çıldırdılar. Söven adamı boğacak, öldürecekler. Torun Ali Efendimiz durun dedi. Bırakın onu. Üzerinde işlemeli, çok kıymetli bir sırmadan işlemeli elbise var. Sırmadan. Şimdi bizim bu işlememiz basit. Şu cübbenin üzerindeki işleme basit. Onlar çok ağır işlemeli. Osmanlı'dan ve ecdattan her birerlerinin kaftanları ve üzerlerine giydikleri cübbeler çok kaliteli kumaşlardan, çok kaliteli işlemeliydi. Bizler kalite görünümlü bir takım sahte işlemeli kıyafetler. Biraz böyle lüks, kaliteli kumaş giysek hemen dillere destan olur. İnsanların konusu olur. İnsanların konusu çok. Senin ya kaşına konu yapıyor, ya kipriğine, ya başına, ya saçına,
Yani insanlar asıl konuları konu yapmıyor, konu yapılmaması gereken basit meseleleri konu yapmak suretiyle insanları yıpratıyorlar. Bu da ahir zaman insanın ortaya koymuş olduğu davranışı ve laşkalığıdır. Ali Efendimiz, torun Ali Efendimiz elbiseyi çıkardı, adama verdi. Buyurdu ki, ey arkadaşlar, 1000 dirhem daha getirin, 1000 dirhem. Getirdiler, adama bunu uzattılar. Adam aldı. Yüzsüzlük bu ya. Yani sövüyor, sayıyor, hakaret ediyor. Üstelik o sırma ile örülmüş elbiseyi 1000 dirhemi alıyor. Ve hiç utanmadan, yüzü kızarmadan çekip gidiyor. Bunun üzerinde alimler diyorlar ki, Allah Resulü'nün soyundan gelen Ali Efendimiz'in torununun ortaya koyduğu 5 özelliği, 5 hasleti var. Birincisi, hilmini ortaya koydu. Hilim, öfkelenmemek. Kötülük yapana, sövene, sayana öfkelenmemek. Hilmini ortaya koydu. İkincisi, eziyeti ortadan kaldırdı. Birilerine işaret etse eziyet edecekler. Adam orada linç edecekler. Bizim, evet, Efendi Hazretlerimizin imamlık yaptığı camide Bayram Efendi'yi, Bayram Hoca'yı şehit eden fasık mı diyelim, ne diyelim, linç ediyorlar. Halbuki orada bu nasihatları insanlar dinlemiş olsa linç değil, durdur. O yazılmış. O zaten Bayram Hoca'ya o şehadet, o istedi, yazıldı, o olacak. Bırakın, yani Bayram Hoca'nın cemaatinin aynı hadislere uygun davrandığı gösterilsin. Linç ettiler, geberttiler, kim olduğu da belli değil. İşte demek ki Müslüman cemaatleri sohbetlerde yeteri derecede faydalanmıyor. Kulaklarının bir tarafından giriyor, bir tarafından çıkıyor. Maazallah, şu ortamda da öyle birisi kalksa, hançerini çekse, silahını çekse, bize veya herhangi birisine doğrulsa, o da linç olacak. Halbuki öyle değil. Ne yapmak lazım? Yani o ki şehadete yürüyor, şehadete gidecek. Diğerini korumak lazım. Cezasını zaten devlet verecek. Devlet versin, ben vermeyeyim. İkincisi, eziyeti ortadan kaldırdı. Üçüncüsü, adamı Allah'tan uzaklaştırmadı. Yani adama neler yaptı? Adam baktı ki bu Allah adamı benim kötülüğüme, sövmeme karşı iyilik yapıyor. Adam utandı, sıkıldı ve Allah'a yakın oldu. Dördüncüsü, adamı o haliyle pişman etti, tövbe ettirdi. Beşincisine gelince artık bir zamana kadar o adam Efendimizin torununu zemmedip ona bir yerlerde evet kötülük yaparken, kötü laflar söylerken o hareketiyle beraber o adam döndü, övmeye başladı. Onun için yani kötülük yapana iyilik yapmanın karşılığında 5 özellik, 5 haslet de böyle kendisini gösteriyor. Adamın biri İbni Abbas Hazretlerine küfretti. Fakat İbni Abbas Hazretleri sesini çıkarmadı. Sonra İkrime Hazretlerine dönerek dedi ki, ya İkrime, bu adama evet ihtiyacı var. Bu adama yardımcı olun da bu adam ihtiyacını görsün. İkrime Hazretleri o adama bir şeyler ikram edince adam utandı, sıkıldı, mahcup oldu. Yani
Bizler hangi devirde, dönemde, zamanda yaşarsak yaşayalım, bu hadislerle, bu örneklerle yaşayalım. Bunlar bizim önümüzde numune-i imtisallerdir. Büyüklerden Fudayl bin İyaz Hazretleri ağlıyor. Dostlarından birisi de bunu görünce geldi, dedi ki ya Fudayl, sana ne oluyor, niye ağlıyorsun? Dedi ki adamın birisi bana hakaret etti, sövdü, saydı, öylece bıraktı gitti. Yahu bunda ne var? Yani sen de ona yapsaydın. Hayır, benim ağlama sebebim bana yapılan sövmek, bana yapılan bu kötülükten değil. Adam böyle yapmakla beraber kendisine zulmetti. Kendisine haksızlık yaptı. Kendisini zarara uğrattı. Ben o yüzden dolayı o adama ağlıyorum, kendime ağlamıyorum. O insanların davranışına bak, hareketine bak, ortaya koymuş oldukları örnekliklere bak. Bir de bu asırın insanlarına öfke dolu, gazap dolu, kavgaya hemen koşar hallerine bak. Onun için Fudayl bin İyaz Hazretlerine biri geldi, dedi ki ya Fudayl, felanca insan sana, senin haysiyetine, senin şerefine, evet, sana şöyle şöyle laflar söylüyor, seni eleştiriyor. Fudayl bin İyaz orada dedi ki ben, dedi, benim haysiyetime, benim şahsiyetime laf söyleyen adama kızmıyorum. Ya o adamın içerisine o öfkeyi, o kini, o lafları atan iblis aleyhil laneye kızıyorum. Zira o adamın suçu yoktur ki. Ya suç iblisindir, suç şeytanındır. Ve o şekilde dedi, arkasından ellerini açtı. Allah'ım, o kişi doğru söylüyorsa beni bağışla. Yok, yalan söylüyorsa da onu bağışla diye dua etti. Bizler de şu toplumun bir ferdi, bir neferi, talebe, hoca, cemaat, inanan bir Müslüman olarak bizim de yaşantı tarzımız, biçimimiz onları model ve örnek edinerek o şekilde olmalı. Rabbim yar ve yardımcılarımız olsun. İki cihanda hepimizi aziz, âli ve yüce eylesin.